Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın en yakınında olan özel kalem müdürü Hasan Güçlü'ye FETÖ soruşturması açıldığı ortaya çıktı sevgili izleyiciler. Güçlü'ye ifade verdiğini söyleyerek basit bir konu diyor. Diyanet İşleri Başkanı'nın sağ koluna FETÖ soruşturması açıldı. Soruşturma sırasında Hasan Güçlü'nün bankasıya el konulmadan 24 saat önce yani 29 Mayıs 2015'te tüm parasını çekerek sıfırladığı tespit edildi. Sözcü gazetesinden Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre FETÖ soruşturması ile ilgili güçlü soruşturma açıldı, ifade ve belgelerimi verdim. Basit bir konu sanırım herhangi bir suç unsuru da bulunmadı ve dosya arşive kaldırıldığı ifadelerini kullandı. Soruşturma sırasında Emniyet ve Milli İstihbarat Teşkilatı, Diyanet'e Güçlü'nün FETÖ ile bir bağı olmadığına dair rapor sundu. Güçlü hakkında 2018 yılında başlatılan soruşturma çerçevesinde Diyanet Teftiş Kurulu'da rapor hazırladı. Raporda Müdür Güçlü'nün Bankasya'daki hesapları incelendi ve 51.436 lira giriş ve 55 bin lira para çıkışı yapıldığı belirlendi. Güçlü'nün katılım hesabındaysa 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle 3.769 lira bulundu. Bankasya'daki para hareketlerine ilişkin yapılan açıklamada ise 2013 yılı Ekim ayı ile 2014 yılı Nisan ayı arasında tasarruf yardımlaşma sandığı hesabı altında 15 kişilik bir ortak hesap açıldığı da ifade edildi.